Boğalar bu hafta Çok yoğun hem olacak. şanslı hem mutlu, bla bla, çok şey var aslında hayatlarında. Gelsin bakalım, görüyorsunuz. Aşk 5, para 5, sağlık 5. Şimdi en başta söylemiştik ya, boğa kadını ve erkeği prensiplidir. Dışarıdan bakıldığında soğuk bir görüntü yayabilir çevresine, etrafına. Aslında o kuralları ve prensiplerinden dolayı seçici sosyaldir. Şimdi Dolunay'ın verdiği etki, Çarşamba günü Dolunay Balık burcunda doğuyor. Gezegenlerin kavuşumu, açılımı ve kombinasyonu boğa burçlarına bu hafta her konuda yoğun olma, yoğun çalışma enerjisini verecek. Uzun bir süredir çalışma yaşamlarında kendi işine sahip olan boğalar, iş ortaklıkları yapanlar, yönetici olan boğalar ya da bulundukları alanda çalıştıkları arkadaşlarla uyumsuzluk yaşayan boğalar, bu hafta birlikte çalıştığınız kişilerle uyum içinde olacaksınız. Boğaların birlikte çalıştığı kişilerle uyum içerisinde olması, işlerine daha sıkıca sarılmasına, daha çalışkan olmasına, hak ettiği kazancı elde etmesine, bağlanmasına, sorumluluklarına bağlanmasına olumlu yönde yardımcı olacak. Aşk hayatınızda beklenmedik gelişmeler olacak. Beklenmedik gelişmelerden kastım, kalbi boş olan, yalnız olan, yaşadığı geçirdiği ilişkileri bugüne kadar şanssızlık olarak gören ve değerlendiren boğaların beni çok iyi dinlemesini istiyorum. Dinliyoruz. Neden? Şimdi bak, bugüne kadar yaşayıp geçirdiğiniz talihsizlik içeren ilişkiler, aşklar, evlilikler olabilir. Hep ne diyoruz? Düşünce felsefesinde yaradan hepimizin nurundan yaratıyor sevgili boğalar. Hepimizin karşısına öğretmenler gönderiyor. Örneğin bugüne kadar sizi belki 10 yıl tüketen bir ilişki yaşadınız, belki 3 ay tüketen bir ilişki yaşadınız, belki 3 sene tüketen bir ilişki yaşadınız. Geçmişi geride bırakın. Bu dönem yeni tanıyacağınız insanlar hayatınızın fırsat ilişkileri olacak. Birdenbire boğalar muazzam aşklara başlayacak. Şimdi bir de Uranüs'ün gerilemesi boğalarda geçmişte yaşadıkları her şeyle hesaplaşma. Hep ne diyordum geçtiğimiz haftalarda, aylarda boğalara? Birileri sizi üzdü mü? Birileri sizi tüketti mi? Birileri size haksızlık etti mi? Sabredin, dua edin, şükredin, arkanıza yaslanın, seyredin diyordum. İşte artık o haftadasınız. Kim size ne yaptıysa onların başlarına gelen olayları duyacaksınız tek tek. Şükrettim, Allah dua büyük. ettim, sabrettim. Benim en güzel sözümdür. Keser döner, sap Sap döner, döner, gün gün gelir gelir hesap hesap döner. döner. Vallahi doğru. Şimdi bir boğa kadını belki bir erkeğini kazanmak için çok çaba sarf etti. Adam onu terk etti, gitti. Ya da bir boğa erkeği çok büyük haksızlıklara uğradı partneri tarafından. Gözyaşı döktü, üzüldü, gücünü kaybetti, enerjisini kaybetti. Bu hafta öyle bir hafta ki diyecek ki hayat benim için çalışıyor. Hayat benim için mücadele veriyor. Ağzından bal damlıyor Kim ne valla. yaptıysa onunla hesaplaşacak, onunla yüzleşeceksiniz. Ama siz yine de vaktiyle sizi üzmüş, başına talihsizlik gelmiş kişiler için sevinmeyin. Niye sevinmeyin? Kim ne yaparsa kendine yapar Nur. Hani bana hayatımın kötülüğünü yaptı dediğim kişilere bakıyorum. Vallahi bana kimse kötülük yapmamış. Tabii. Boğalara da tavsiyem bu. Benim gibi teşekkür edin size haksızlık edenlere, sizi üzenlere, sizin elinizden değerleri alanlara. Yani var ya, hani derler ya annelerimiz, gider eteri belir gider eteri gelir beteri. Yok öyle bir şey. Bunlar yanlış kodlar. Giden eterlerin yerine öyle güzel güzellikler geliyor ki siz yeter ki o güzelliklere karşınıza sevgiyle açın kendinizi. Ayrıca bu hafta boğalar ektiklerini her konuda biçecekler. Bir kere kariyer ve para kazanmada çok şanslı olacaklar. Haftaya şans damgasını vuracak boğaların Vay ne güzel. hayatında. Çocuk sahibi olan bir boğa babası ya da bir boğa annesiyseniz, çocuklarınızla aranızda uyumsuzluklar yaşadıysanız geçtiğimiz günlerde ve haftalarda, onlarla ilişkinizi muazzam koordine edeceğiniz bir haftadasınız. Hem evlatlarınızın desteğini görmek, hem onların tarafından ne kadar özel ve önemli olduğunuzu hissetmek, aile içi ilişkilerinizde de ayrıca uyum yaşanacak. Hayat sadece boğaların hayatında haksızlığa uğranmış aşklardan, evliliklerden, ilişkilerden mi ibaret? Hiçbir sorunum yok. Eşimle evimdeyim, mutluyum.
gelecek planlamaları yapıyorum diyenler ne olacak? Ev mi almak istiyorsunuz? Ev alacaksınız. Araba mı almak istiyorsunuz? Araba alacaksınız. Geleceğe hangi yönde yatırım yapmak istiyorsanız onları yaşayacaksınız. Kalbi boş olanlar beklenmedik aşklarla hayata sevgiyle açılacaklar. Bu hafta spotum sizlere. Her konuda ekliğinizi biçiyorsunuz. Her konuda. Ekliğinizi biçiyorsunuz. Yani bu çok güzel bir duygu, biliyor musunuz? Ne ekersen onu biçeceksin. Aynen öyle. Eğer sevgi ektiysen sevgi biçeceksin. Eğer kötülük, nefret, ihanet ektiysen de onu biçeceksin. Vallahi bu hayat öyle bir hayat ki. Adaletine de inanıyoruz. Çok şükür. En büyük adalet, en büyük mahkeme sonucu kararı Allah'ın mahkemesi. Siz rahat olun. Aldatan aldatılır. Eninde sonunda. Evet. Kandıran kandırılır. Seven hep sevilir. Vallahi Allah insana sağlık derdi vermesin. Amin. Kesinlikle. Kocan varmış, aldatmış gitmiş. Ay ama ne olacak? Kim de yapar, kendine yapar. Yolu açık. Çok doğru bir şey söyledin. Arkanıza bile bakmayın. Evladınız varsa Allah ona zeval vermesin. En büyük ödül evlat. Tabii. Sağlığınıza zeval vermesin. Ben oğullarıma ne diyorum biliyor musun? Hayatın en güzel armağanısınız siz bana. Allah'ın yarattığı, Rabbimin sunduğu en büyük hediye evlat. Evet, seni de vallahi tebrik ediyorum. Tek başına iki evladını, bir tanesini. O canım liseye yazıldı. Evet, o liseye yazıldı. Bir tanesini alnına bile evlendirdin. Kurdu. Helal olsun. Şükürler olsun. Başak kadını ile akrep erkeği uyumlu mudur Nur abla? Başak kadını seviyorum. Ben akrep erkeğim. Biz neye dikkat edelim? Çok uyumludur. Toprak ve su akrep erkeği gerçek aşkı bulana kadar toplumda da hep bilinir. Çapkındır, kindardır. Ona yapılan güzellikleri de unutamaz. Ona yapılan haksızlıkları da unutamaz. Ama gerçek aşkı bulduğu anda çok uyumlu olur. Hele ki partner de başaksa yeme de yanında yat. O kadar. O kadar. Peki. Çok tatlısınız. Kaynanasını en çok seven burç hangisi? Hiçbiri. Çok ayıp. Tüm kaynanalar adına kınıyorum seni. Ben de kaynanayım. O da gelin seni sevmiyor mu? Sevmez olur mu canım, şaka yapıyorum tabii ki. Şimdi genelde özgürlüğünün kısıtlanmasını istemeyen burç yaydır. Emir almayı sevmeyen de oğlaktır. Genelde oğlak ve yaylar emir almayı sevmedikleri için kaynanalarıyla pek anlaşamazlar. Hı. Oğlaklar ve yaylar mı? Yaylar, ama bir kovaysa, bir ikizlerse her şeyine evet der, kaynananın parmağında oynatır. Peki hangi kaynana çok dişli olur? Hangi burçtan kaynana diye? Boğa. Ya. İyi ki oğlun yok. Gerçekten. Hakikaten öyle. Kendimi düşünemiyorum öyle. Şimdi siz mükemmelliyetçisiniz boğa kadınları. Kayınvalilik olunca da sıra dışı hiçbir konuyu sevmezsiniz. O yüzden de prensipli olduğunuz için zorsunuz. Prensip sahibi olmanın ne olduğunu bilen için asla zor değilsiniz. Boğa kayınvalideler varsa ekranda bizi izleyenler yazsın lütfen. Kötü bana değiller ama gerçekten çok prensipliler. Boğa candır. Yani boğa dosttur. Çok iyidir. Dosttur. İkizler kadını için para mı aşk mı önce gelir? İkisi de. İkisi de önde koşar. Parasız aşk, aşksız para olmaz. Olmaz kesinlikle. Peki. Boğa kadını kova erkeğinden çabuk sıkılır mı? Burada kahkaha atmak istiyorum. Hayırdır? Sıkılmaz. Bilemem. Niye kahkaha atıyorsun? Kendi adıma attım bir kahkaha. Tabii. Kolay bir şey değil boğa kadınının bir kova ile olabilmesi. Deyip geçiyoruz. Geçiyoruz. Terazi erkeği için balık kadını doğru bir tercih mi? Balık kadını için terazi erkeği uyumlu değildir. Terazi erkeği balık kadını elde edene kadar uyumludur. Elde ettikten sonra uyumsuzdur. Oğlak kadını paradan yana şanslı olur mu? Nur ablacığım, oğlak kadınıyım. İzmir'den sana yazıyorum. Çok seviyoruz ve her pazartesi olmak üzere cumaya kadar seninle izlemişler. Şahane. İzmir'e selam olsun o zaman. Ne diyorsun oğlak kadını paradan oğlak yana şanslı mı? Oğlak kadını çalışkandır, üretkendir. Şimdi hayırlısıyla Aralık'la birlikte Satürn kendi evine dönünce parasal şansları artacak, çoğalacak. Zaten yılın başında Plüto-Satürn kavuşumu birçok oğlağı maddi açıdan zorladı. Ama Aralık'la birlikte şansları da değişecek, dönüşümleri de değişecek. Bu arada 2021'in burçları hazır. İlk defa Beyaz TV'de ilk anlatan astrolog olacağım. Hadi bakalım, inşallah 2021'e daha var ama. Nasıl bir yıl? Bizi neler bekliyor? Çok zor bir 2020 yaşadık.
taşlar yerinden oynayacak. Yol daha var. Var ama şimdiden anlatayım, çok güzel şeyler olacak. Peki. Fazla kilolarını en çok dert eden burç hangisi? Ben. Yengeç. Gerçekten tabii. Mi? Yükselen yengeçler ve oğlaklar Jüpiter etkisinden dolayı bu yıl çok zorlandılar. O yüzden onlar çok dert ediyor. Ama hayırlısıyla Jüpiter şimdi kovaya geçecek. O zaman birçok oğlak ve yengeç istediği kiloya, istediği forma kavuşabilecek. İnşallah, hadi bakalım. Nur ablacığım, bir akrep erkeğini seviyorum. Akrep erkeğinin de estetiğe çok önem verdiğini söylediler. Gerçekten akrep erkeği estetikli mi yoksa doğal kadın mı tercih eder? Yani aslında akrep erkeği güzel kadın sever. Estetikten kastı anlayamadım. Görsel estetik mi yoksa estetik olmuş bir kadın mı? Yani estetikten kastı şey herhalde, yani estetik ameliyatı olmuş. Estetikle hani aşırı yani güzelleşmiş. Yani genelde dudakları belirgin, vücudu belirgin kadınları sever akrep erkekleri. Peki. Yay kadını paranın sesini ne zaman duyacak? Hiç bize yaylara uzun uzun anlatmıyorsun demişler. Anlatıyoruz uzun uzun. Paranın sesi hep var sizde. Şu anda elinizde yok. Ama yeni yıla doğru çok şey değişecek maddi anlamda. Yeni yıla doğru neler neler değişecek. Çok şey değişecek. 2021 ile beraber değil mi? Hayatımızda neler her şey neler değişecek. Olacak.